Ya böyle geriye dönüp baktığımızda neler olmuş stüdyoda, neler yaşıyor. Kaç kere kovmuşsun kızım sen de var ya. Ben de abartmışım bayağı. Kim? Mikrofona konuş Şadım Hanım. Evri diyorum, hem seviyor hem de kıza söylemediği laf kalmadı yani. Biraz çenesini tutması lazım. Yani tabii öyle güzel bir VTR hazırlamış ki arkadaşlar. Neler yaşamışız ya. O zaman kapı açılsın. Hoş geldin Efsane. Efsane geri mi döndü yani? Efsane geri döndü. Merhaba Seda Hanım. Hoş geldin bebeğim. Hoş bulduk. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Çok teşekkür Beni ederim. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Siz baş tacısınız. Cevap hak ediyordu. En azından yüzleşmeyi hak ediyor herkes, değil mi? Evet. Şimdi istediğini sor. Hoş geldin. Ben çok kırgınım. Biliyorum. Biliyorum. O kırgınlıklarını affettirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım burada. Sana söz veriyorum. Ve izledik az önce geçmişte yaşadığımız şeyleri. Ben sana haddinden fazla haksızlık yapmışım biliyor musun? O yüzden özür dilerim senden. Nurgül gittiğinden beri ne değişti de tekrar burada olması için bu kadar dil döktün? O arada ne değişti? Merak ediyoruz hepimiz. Nurgül'e bunu izah etme borcun var. Neyi anladın? Kendimi ne kadar çok yalnız kaldığımı hissettim bir kere ilk başta. O kadar çok yalnız kaldım ki Nurgül'den başkası hayatımda hep yalanmış yani. Nurgül olmayınca ben yaşayamıyorum. Gerçekten bunu hissettim yani iliklerime kadar. Bir de insanın bir korkusu oluyor. Tam bitti, o şey koptu anlamında. Ben koptu dedim, imkansız dedim, gelmez dedim. Şu an bana çok güzel bir umut oldu buraya gelmesi. Ve çok mutlu etti beni. Ve ben onsuz gerçek anlamda yaşayamam. Nefes bile alamam yani. Hatta bir kere biz, işte ben Instagram'dan şey yapıyorum, yazıyorum falan, cevap vermiyor Seda abla hiçbir şekilde. Ben orada ağlıyorum, o da kendi takipçilerini ağlıyor. Yani ben bunu biliyorum ağladığını. O yastıkta gözyaşlarım durmuş. Onun da aynı şekilde. O da orada ağlıyormuş. Biz benim en büyük zaafım Emre. Hayatındaki herkes bilir. Biliyor yani, herkes biliyor, ailem biliyor. Mesela ben bitti diyorum ya, annem şey dedi yani, tam biraz sakinleş, o zaman konuşuruz dedi. Yani ani biliyorlar. Karar, ani karar verme dedi. Hı hı. Yani ani kararlar aslında vermek değil, 3 senedir aynı şeyleri yaşıyoruz. Arkamda durup durmayışım benim için çok önemli. Önemliydi. Hani bundan sonrası için ne olur bilmiyorum ama... Çok kırgınım yani. Hak etmediğim şeyler görüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada sana söz veriyorum. Bak herkesin içinde, izleyicilerin karşısında söz veriyorum herkese. Ben Nurgül'e bu saatten sonra ne burada, ne dışarıda, ne başka bir yerde, ne de aileme
tek bir kelime laf söylettirmem. O kadar çok hepinize de söz veriyorum. Hiçbir şekilde de sözümü de yemeyi düşünmüyorum. Bu kadın benim hayatımda olsun yeter. Daha hiçbir şeyin önemi yok yani. Ama birbirimizi sevdiğimizi ben biliyorum ya. Onun da beni sevdiğini ben de seviyorum yani. Bana bir sarılır mısın? Sarılmaz mısın? Şadıman niye güldün? Sarılmak istiyor. İçi gidiyor ama sarılamıyor. Nurgül de çünkü o duvarı koyduğu sen zaman var ya. Sarılması için. Efendim? Gönlünü al, güzel şeyler söyle. He. Yani. Öyle bir bana de... sarılır mısın? Olmaz o içten gelecek kızlı kızlı. Ama, gel bir tane buraya söyleyeyim. Nurgül biraz. İçinden gelmiyor galiba. Ya içimde ne, içimde fırtınalar kopuyor da aslında. Ne? Unut o fırtınaları. Ha. Yeni bir sayfa aç. Dün konuştuk Şadıman abla. Oğlum sen kızı bekliyorsun. Niye eline bir çiçek almadınmış, böcek almadınmış? Abla gelmez diye düşündüm ki ben. Aa. Ya gerçekten gelmedim. Nurgül bir de inat yani. Gelmez dedim ben. Gelecek düşünmedim yani. Bilseydim hazırlıklı şey yapardım. Oğlum insan bir buket çiçek alır ya da bir tane gül bir yerine şöyle saklar onu. Ya da bir tane çeyrek. Yani ha? Şiir mi okuyayım? Şiir oku. Aşkını ilan etsin. Etsin, bizi inandırsın. Ne o ikide bir, kalk git buradan. O şiir okuyamaz, buradan. O şarkı söyleyebilir Seda Hanım. Ben onu seviyorum onda. Hadi ya. Ufak bir şeyler söylesin. Allah Allah, ne söyleyeceksin? Ben ona bir şarkı söylüyorum Seda Hanım. Seviyorum seni, bizim şarkımız vardı ya. Onu da söyleyeyim. Tamam, söyle. Tamam. Ben şiirini beğenmiyorum çünkü şiir okuyamıyorsun yani. Çağlar abi bu arada kusura bakma. Ben burada senin altında şarkı söylemek istemem ama yok söyleyeceğim canım. Artık. Yalnız ne sen, alaka sen olsun. Nacizane yani. Nacizane. Hadi söyle bakayım. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak, herkesten uzak. Yapamadığım üç şey var, hem asisin hem günahkar. Sen beni bu şehirden kurtar, bir yer bulalım dünyadan uzak. Dünyadan uzakta annen var mı? Yok. O yok, o yok. O kalmış. Annen? O kalmış. Annen? Annen ne olacak? Nazlı Hanım? Ya dünyadan uzak, herkesten uzak bir yer evet, bulalım. Çok istiyoruz bazen de benim kızım olduğu için gidemiyoruz. Gidemiyorum. Gitmek herkesten istiyorum. İstiyorum ama kızım bulalım. Olduğu için. Tahmin ediyorum bebeğim. Yoksa istiyorum yani. Efendim Safiye'cim. Hoş geldin Nurgül. Hoş bulduk. İnşallah geldiğine pişman olmazsın. Ama bunlar da. Bismillahirrahmanirrahim. Durun birazcık. Bismillah yani. Seda Hanım biraz sonra Nazlı Hanım ya da Nurgül Hanım şeye Nuray. Nur. Nur. Ararsa Emre tekrar onlardan yana kayabilir. Bunun garantisi yok. O kadar da değil. O kadar da değil. Olacaksa bak. Bunun garantisi yok. Emre Nurgül o Emre'yi ne yapar biliyor musunuz? Ama yani. Emre yetti onun, artık canıma. Emre çok düşkün annesiyle kız kardeşine. Nazlı Hanım çok ısrar ediyor. Ya. Mesajı var oku diye mi? Oku diye mi? Nazlı Hanım demiş ki Aydoğan abimize. Bu kadın bütün ailemizi karıştırdı. Birbirimize düşman etti. Onay mı? Yok Seda Sayan. Benim ne suçum var? Onlar zaten birbirine düşmüşler. Benimle alakalı değil yani. Kendi ailelerine. Benim ailemde hiç problem yok mesela. Kendi ailelerin içinde problemi çözemiyorlar. Bize de yansıtıyorlar aslında. Vallahi benim anladığım kadarıyla siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Duramıyorsunuz. Ayrılık ikinizde de yaramıyor. Fakat Nazlı Hanım engelini aşamıyorsunuz. Nazlı Hanım bu işi peşini bırakmayacak gibi geliyor bana. He? Ben inanıyorum beraber biz aşacağız abla. Yani her şekilde. Hayır Nurgül Hanım başından beri diyor ki git kendi işini kendin hallet.
beni yeter bu konuda kullandın, yıprattın. Yani kullandın derken kaç kere gittim, kapıya gittim, kapısına gittim. Pastamı aldım, çöreğimi aldım, böreğimi aldım. Anne dedim, anne dedi şuradan kız ya. Anne diye seslendim. Nazlı Hanım istemedi. Evet Yılmaz abi. Emre ve ailesine buradan seslenmek istiyorum. Bundan sonra benim kızımı üzmesinler. Ne güzel bir tabloydu. Yani endişe, kaygı, üzün, hakaret olmasın. Uzlaşın artık. Bu sevgiye engel olmasınlar. Ondan rica ediyorum. Ailesinden yani Nazlı Hanım'dan. Evet, Nazlı Hanım Nurgül için bu kadın aileyi karıştırdı iddiasında. Ama Nurgül de diyor ki onlar zaten öyle bir aileydi. Ben hiç de karıştırmadım. Sen bu konuda ne diyorsun Emre? Gerçekten Nurgül'den sonra mı aile içi ilişkileriniz bozuldu? Yoksa hep mi böyleydi? Yani doğruyu söylemek gerekirse Nurgül'den sonra aile ilişkilerimiz daha çok bozuldu. Yalan söylemeyeyim. Aşkım seni istemedikleri için haliyle bozuldu yani. Ablan Nur demiş ki ben oraya tatsız şeyler olur diye gelmedim dedi ve 4,5G ile Nur'a bağlanıyoruz. Nur. Efendim Seda abla. Merhaba hayatım. Nasıl? İyiyim. Sen nasılsın Seda ablacığım? Teşekkür ederiz. Gördüğün gibi hayatım ne yaparsanız yapın. Annen de sen de aşk kazandı. Erkek kardeşin Emre çağrıda bulundu. Son kez bana bir hak tanı, bir şans ver dedi. Ben de rica ettim ve Nurgül burada birbirlerini sevdiklerini biraz önce itiraf ettiler. Ve Emre aklının almayacağı kadar büyük sözler verdi. Ben sana söyleyeyim. Buyur karşında kardeşin Emre siz konuşun. Önce Emre'ye sesleniyorum. Emre çok büyük yanlış yapıyorsun. Ne yanlış? Gerçekten artık çok yorulduk senin bu saçma sapan hareketlerinden. Ben bu kadınla burada evlenmek için buradayım. Bizim aramızı bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yapma kardeşim, gözünü seveyim yapma. Hala kardeş mi diyorsun? Yani mecazi anlamda diyorum. Kızım ben de işte tatilde. Okul tatili biliyorsunuz hep beraber biliyoruz yani. Evet. Dün geldi kız arkadaşıyla kumsalla birlikte dışarı çıktılar, gezdiler, dolaştılar geldi. Biz bunu niye yapamıyoruz ya? Medeni insan yapıyor mesela. Evet. Biz niye yapamıyoruz bunu Emre'yle? Mesela ben Emre'yle görüştüremiyorum kızımı. Çünkü böyle davrandıkları için görüştüremiyorum. Diyor ki kumsalın babası birlikte olduğu kız arkadaşıyla gelmiş, kumsalı almışlar, gitmişler, gezmişler, gelmişler. Evet. Çok medenice bir hareket. Evet. Doğru söylüyor. Olabilir. Ve saygı duyuyorum diyor. Evet. Biz Emre'yle bunu niye yapamıyoruz? İlk zamanlarda biz de yapıyorduk, geziyorduk. Ailenin içine girince, aynen. Bir problemimiz yoktu. İlk zamanlar ben o kumsalla beraber çıkıyorduk dışarıda, hep beraber doğum günleri yapıyorduk, oturuyorduk. Evet, çok güzeldi. Sohbet ediyorduk, ama ailenin içine girdi, böyle oldu. Siz ikna olsanız da olmasanız da ben bu kadınla evleneceğim. Konumuz bu. Biz buraya evlenmek için geldik. Peki Emre bana söz veriyor musun? Bunlarla bir daha görüşmeyeceksin. Yok. Ne senin geçmişini konuşacağız burada. İzin vermeyeceğim. Bak sana. Bunlarla görüşmeyeceksin. Bak şimdi. Kesinlikle görüşmeyeceksin. Böyle bir aile, böyle bir kardeş yok. Kabul edebiliyorsan bugün evet diyorum sana. Yoksa hayır. Giderim yani. Daha ne duracağım ya? Tercihini yap. Bak. Tercihini yap Emre. Bak görüşmeyeceğim. Bak görüşmeyeceğim değil. Tercihini yap. Şu Yapıyorum. Anda yap. Yap. Ben kardeşimle görüşmeyeceğim bu saatten sonra. Hiçbiriyle görüşmeyeceksin. Çocuklarıyla da görüşmeyeceksin. O çocukların düşkünlüğünü biliyorum. Onlarla da görüşmeyeceksin. Benim öz yeğenlerim görüşmeyeceksin. Onlar. Yeğenlerimden görüşmeyeceksin. Beni mahrum etme. Görüşmeyeceksin. Öyle diyor hala. Tamam. Beni öz yeğenlerimden mahrum etme diyorsun. Görüşmeyeceksin Emre. Bak sana ben söylüyorum. Benle küs olsam bile görüşmeyeceksin. Sana ne diyorum? Ben diyorum ki görüşmeyeceğim. Çocuklarla da görüşmeyeceksin. Çocuklarla nasıl görüşeceksin? Annesi olmadan çocuklarla nasıl görüşeceksin? Çocuklar benim öz ve öz yeğenim. Hayır tamam onu anlıyorum. Yeğenlerimden beni mahrum etme. Ama seni seviyorum. Ablası olmadan nasıl göreceksin? Ablan olmadan nasıl bilmiyorum. Göreceksin çocukları? Yani bilmiyorum. O da izin vermez zaten. Bilmiyorum nasıl göreceğim. O da izin vermez. Görüşmeyeceksin yani. Annesiyle görüşsün ama. Annesiyle görüşsün. Görüşsün. Annesiyle görüşsün ben bir şey demiyorum. Kimse kimseyi annesini görmekten men etmemeli. Ama bu olsa ne olur olmasa ne olur. Yani bundan bir şey olmaz. Ya amacım ben seni seviyorum. Yanındayım. Sen beni sevme. Vallahi billahi yanındayım. Sevme beni sen. İnan yanındayım. Hayır, hayır. Kurban oldum. Hayır hayır sen beni sevme. Ben senin yanındayım ya. Ama sana dediğim şey ne biliyor musun?
Başlatan onlar. Ya başkaları yüzüne biz kötü olduk. Hayır abla. İşte anlamadığın ya, onlar eskisi, başlatmış. Onlar. Bunun... Konuşan onlar aralarında. Onu da çekip kızım babasına attığı için edemez. Hakkı yok. Seni edemez. Tamam bak edemez. O adam haddini yerini bilecek. Bak o kadar söylüyorum. O adam haddini yerini bilecek, edemez. Konuşmuşsa adam gibi açar telefonu kardeşim. Hayırdır sen benim mesleğim hakkında neden dalga geçiyorsun? Peki Nur. Konuşacağına izin veriyorum. Ben neler söylerim ona. Bir saniye güzel bağlayın, konuşacağına söz veriyorum. Vermiş. Nur karşımızda Nur. Artık hak ettiniz siz. Siz hak ettiniz artık. Seda abla. Canım dinliyoruz. Şimdi en son burada aldıkları karar seninle görüşmesini istemiyor Nurgül. Zaten dedi ki o da seninle görüşmez. Öyle bir şey yapamaz. Göreceğiz. Görüşmüyorum bacım. Sen o da orada boş konuşmalara bakma Seda abla. Ya sana bir şey söyleyeyim mi Emre? Zaten devam ettiğin sürece bu aileni tamamen kaybedeceksin. Sen olsan olur. Anlatabildim mi Emre? Olurdu. Bak şu anda kararını ver. Havanur'un dediği gibi i̇ki diş kapının diş mandalı. İki gün önce neler yaşadık? İki gün önce evet, neler yaşadık o kadınla biliyorsun. O kadın İstediğim diyorum seni her yerden rencide etti. Seni bütün yayınlarda rencide etti. Düzgün konuş. Neyse, düzgün neyse, konuş. Şey, ya konuşmalarına dikkat et. Sen düzgün konuşmadığın için bu kadın seninle düzgün konuşmuyor. Sen düzgün konuşsan sen giriyorsun. İlk başta başlatan da sensin konuyu. Sen açtın, sen söylüyorsun. Ben de bunun ağzını tutamam haliyle. Bu da haliyle sana söylüyor. Geçmiş geçmişte kalmıştır, bitmiştir ya. Yok şey gibi okul çıkışı gibi yayından sonra görüşürüz ne demek ya? Çok görüşelim. Çirkin ithamlar. Yani bunlar. Bugün biz burada sokak şeye ne döndü ya? Cennet mahallesine döndü burası ya. Böyle bir şey değil ya bu olay. Biz buraya iki medeni insan gibi evlenmeye gelmişiz. Kavga yapmaya gelmemişiz ki be. Ne zaman nişan yapıyoruz? Nişanımızı yapalım artık. Yapalım. Ne zaman istiyorsan yapalım. Ben sana bir ailenle bu bak, bu kadınla asla görüşmeyeceksin. Ben sana söz bu hayatımızda verdim. Hayatımızda olsa da olur, olmasa da olur. Ben senin arkandayım. Ben istemiyorum. Ama senden görüşmeni. Bir ricam var. Ben bir şey konuşma deyince, sus deyince sen de beni dinle, sus. Bir şeyleri ne kadar çok uzatırsak o kadar çok dağıtırız. Biz burada mutluluğumuzu konuşalım. Bırakalım. Dün Nuriye Hanım'ın söylediği gibi. Ne dedi Nuriye Hanım? Sevmeyebilir karşılıklı birbirini insanlar ama saygı duymak lazım. Bu yüzden de tasvip edersiniz, etmezsiniz ama olayı buralara taşımak Emre'ye yara veriyorsunuz. Nurgül çekiyor kapıyı gidiyor. Emre bitti, tükendi buralarda. Bizim ne zorumuz var? Hepimiz burada Emre için üzüldük. Durumuna perişan olduk. Herkes ağladı. Bu çocuk burada o kendini oradan oraya attı, oradan oraya attı. Nurgül de Nurgül diye. Demek ki ne yapacaksınız? Biraz kendinizi geri plana çekeceksiniz. Bu kadar hakarete vardıran ithamlarda bulunmamalı insanlar. Neticede bu adam diyor ki ben bu kadını seviyorum ve evleneceğim. Ne olacak? Yengeniz olacak. Yengeniz olacak. Nur diyor ki yanlış anlaşıldım. Emre'nin parası için orada demek istedim diyor. Düzeltme yapmış. Düzeltme yaptığın için teşekkür ediyoruz. Çünkü senin erkek kardeşin Nurgül'ü seviyor. Ve yarın bir gün evlendiklerinde Nurgül senin ama kabul et ama etme yengen olacak. Seda Hanım benim hiçbir şeyim bulamıyorlar ya. Yani bak hayatımda kim olmuş? Çocuğumun babası olmuş, Emre olmuş. Onlar da kimseyi bulamıyorlar. Gidiyorlar, dolaşıyorlar, dolaşıyorlar kızın babası. Tamam benim bu adama bir geçmişim var zaten. Var zaten. Var yani bunu kabul edin yani. Evet. Canım, hala eşin kelimesini kullanmasını zaten... Adamın kendine göre bir sevgilisi var, hayatı var. Evet, adamla yani bıktı Allah artık. Allah mutlu etsin herkesi. Bizim kimseyle bir işimiz yok. Evet, o biz doğru burada... haklı. Adam bıktı yeter diyor ya. Ben niye orada konuşuluyorum evlenin, de. Evlenin diyor. Evlenmeyecekseniz iyi aşağı dedi yani adam da. Onu ilgilendirmez. Biz... Bazı şeyleri ama adamdan bahsedersen dolayı, sen söylüyorsun ama bu olayları bu raddeye getiren de bizim de hatamız var. Yani bazen insanlar hatasını kabul etmeli. Senin hataların var. Mesela senin de hatan var aşkım. Eniştenin, sen de durmadan kalkıyorsun adamın ismini söylüyorsun. Hala onları savunmaya çalışıyorsun. Savunmak değil be. Vallahi savunmuyorum ben ya. Savunmıyorum yanındayım. Nişan yapamıyorum. Böyle mi yanımda olacaksın? Ya yanındayım. Konu bitmiş diyorum. Bizle alakası... Görüşmeyeceksin. Anlamıyorsun. Görüşmeyeceğim. Bizle alakası yok diyorum.